Mutlu akşamlar. TVNET ekranlarına hoş geldiniz. 21 Mayıs Salı akşamındayız. 19. saat ana haber başlıklarla başlıyor. İran seçimi hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı reisinin ölümü sonrası ülke 50 gün içinde seçime gidecek. Peki Tahran yönetiminin iç ve dış politikasında değişiklik olacak mı? Nizam hiç helali icat edemez. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu kararını açıkladı. Süreç İsrail Başbakanı için nasıl işleyecek? Netanyahu tutuklanacak mı? Sözde soykırımı reddetti. Kafkasya'da barış istediğini açık açık deklare etti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülkesinde tepkiyle karşılanan sözleri neden söyledi? Erivan yönetimi barış konusunda samimi mi? Arjantin ve İspanya arasında diplomatik kriz büyüyor. Arjantin Devlet Başkanı Milei, İspanya Başbakanı Pedro ve eşini neden hedef aldı? Kriz nereye varacak? Doğum oranları rekor seviyeye düştü. Türkiye alarma geçti. Yıllık doğum sayısı seneler sonra ilk kez 1 milyonun altına indi. Peki kötü gidişat nasıl son bulacak? Türk futbolunda bir derbi daha olaylar ve kaosla sona erdi. Kabadayılık ve tehdit diliyle ne hedefleniyor? Gerginliğin önüne neden geçilemiyor? Detaylar 19. saat ana haberde. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in helikopter kazasında ölmesi sonrası bugün ilk tören Tebriz'de düzenlendi ve binlerce kişi bu cenaze törenine katıldı. Ve cenaze töreni 3 gün boyunca da devam edecek. Azerbaycan ziyareti dönüşü yaşanan kaza birçok soru işaretine de neden olurken vefat nedeniyle birçok ülke ve liderden de taziye mesajları geldi. Genel itibariyle hemen bir bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında helikopter kazasında hayatını kaybeden değerli mevkidaşım İbrahim Reis'i ve Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum dedi. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ki İran Cumhurbaşkanı Reis'i ile en son görüşen liderdi. Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı bizi derinden sarstı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise Reis'i Rusya'nın gerçek dostu olarak ülkelerimizdeki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulundu. Onu hep hatırlayacağım dedi. İsrail tarafındansa sadece bir yetkili, devletten bir yetkili, reisinin ölümüyle bir ilgimiz yok açıklaması geldi. Başka kimlerden hangi açıklamalar ve taziye mesajları geldi? Amerikan Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı reisinin helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz denildi. Bir taziye mesajı gelmedi. Hindistan Başbakanı Modi ise reisinin Hindistan-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik katkıları her zaman hatırlanacaktır. Ve Şahbaz Şerif, İran'ın bir diğer komşusu, Pakistan Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı'na ve arkadaşlarına olan saygımızdan dolayı Pakistan'da bir günlük milli yas ilan ettik. Avrupa Birliği'nden de Charles Michel, Konsey Başkanı, Avrupa Birliği Reisi ve Abdullah Yan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği için en içten taziyelerini sunuyor. Taziye mesajını iletti. Peki bundan sonra İran'ı neler bekliyor? Reisin ölümü sonrası İran 50 gün içinde seçime gidecek. İç ve dış politika nasıl etkilenecek? Cevabı Yahya Ancı'nın haberinde. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in ölümünün ardından ülke siyasetini nelerin beklediği merak konusu. Ülkenin anayasasına göre 50 gün içinde seçime gidilmesi ve yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor. Reisi, reformcu ve ılımlı adayların geniş çapta diskalifiye edilmesi ve rekor düşük katılımla 2021'de açık ara cumhurbaşkanlığını kazanmıştı. Reisi, Selefi Hasan Ruhani'nin sahip olduğu popüler yetkiye sahip değildi. Ancak yine de dini lider Hamaney'in emrinde görev yapan tüm İran cumhurbaşkanlarının iki dönem görevde olduğu göz önüne alındığında reisinin gelecek yıl yeniden seçilmesi bekleniyordu. İn hadise hadise sanginiye beraye hame ma dar hakikat murje taassuf ve taassur amma dar idare keşver dar ravand pişraft keşver dar umur cari keşver. Reisinin ölümü İran'ın iç güç politikalarında bazı değişikliklere yol açabilir. Reisinin saflarında belirgin bir halef yok gibi görünüyor. Bu muhafazakar grup içinde daha sertlik yanlısı olanlar ve daha pragmatik olarak değerlendirilenler olmak üzere farklı gruplar var. Uzmanlar bu durumun yeni parlamentoda ve yerel düzeyde mevcut pozisyon kapma yarışını daha da kızıştıracağına inanıyor.
I don't expect any outsiders to come in. This is a regime where Ali Khamenei controls the election process very tightly. And the one criteria he has in order for you to be able to run in elections and win in elections is that he needs to trust you. So the list of people that exist that have Khamenei's trust is not that long, but it's not that short either. Reisi, aynı helikopterde hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Abdullahian, neredeyse 3 yıl boyunca kendilerini İran'ın küresel sahnedeki yüzleri olarak kabul ettirdiler. Ancak onların vefatları muhtemelen İran'ın dış politikasında büyük bir değişime işaret etmeyecek. İran Siyaset Kurumu, İran'ın uluslararası politikaları konusunda kabaca birleşik bir görüşe sahip. Dış politika dosyaları söz konusu olduğunda direkt olarak dini lider Hamaney'e bağlı olan devrim muhafızları bürokratik ve kurumsal olarak İran'ın dış politika gündemini belirliyor. As I said, some of the most strategic issues, including the relations with the United States, these are not left to the president. When Mahmoud Ahmadinejad, as president, tried to bring some change to policies on what to do with the United States, and the same with Hassan Rouhani when he was president, each time these presidents tried that, they were stopped by the Supreme Leader Ali Khamenei, who sees that issue of relations with the United States to be among the most sensitive of issues for him. Evet, dünya siyasetinde daha önce çok kez uçak ve helikopter kazası yaşandı. Bu kazalarda birçok devlet lideri de hayatını kaybetti. Geçmişe dönelim ve bu kazaları sizlerle paylaşalım. 9 Aralık 1936'da Arvid Lindam, İsveç Başbakanı, hayatını kaybeden liderlerden birisiydi. Paraguay Devlet Başkanı José Félix Estigarribia ise 7 Eylül 1940'ta yine uçak kazasında hayatını kaybetmişti. 29 Mart 1959'da ise Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Boganda, 18 Eylül 1961'de ise BM Genel Sekreteri hayatını kaybetti. 14 Mayıs 1966'ya baktığımızda Abdülselam Arif, Irak Cumhurbaşkanı yine bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Zemal Bijedić, 18 Ocak 1977'de Yugoslavya Başbakanı yine hayatını kaybeden liderlerden birisiydi. Portekiz Başbakanı Francisco Carneiro, 4 Aralık 1980'de. Jaime Roldós Aguilera, Ekvador Cumhurbaşkanı da 24 Mayıs'ta 1980'de hayatını kaybetmişti. Yavaş yavaş yakın döneme geldiğimizde 1 Haziran 1987'de Reşit Karami, Lübnan Başbakanı, 17 Ağustos 1988'de Ziaül Hak, Pakistan Devlet Başkanı, 10 Nisan 2010'da Lech Kaczynski, Polonya Cumhurbaşkanı ve son olarak da 19 Mayıs 2024'te İbrahim Reisi, İran Cumhurbaşkanı, uçak ve helikopter kazalarında hayatını kaybetmişti. Bir hatırlatma da yapalım. Biliyorsunuz 60 darbesi sonrasında yargılanan ve sonrasında idam edilen Adnan Menderes de yine İngiltere'ye giderken bir uçak kazası geçirmişti. O uçakta 13 ya da yanılmıyorsam 14 kişi hayatını kaybetmiş. Merhum Adnan Menderes de o uçak kazasında yaralanarak kurtulmuştu. Bunu da sizlerle paylaşalım istedik. İsrail'le devam edelim. Dün Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını istedi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Netanyahu tutuklanacak mı? Reyhan Ayıldız araştırdı. Intentionally causing death, starvation, injury and suffering to the civilian population, including so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında Gazze'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını istedi. He is callously pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are raging across the world. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. Peki bu talep hukuki açıdan ne ifade ediyor? Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının söz konusu talebi henüz yakalama kararının çıktığı anlamına gelmiyor. Bir nolu ön dava dairesi Başsavcı Han'ın talebini tamamen ve kısmen kabul edebileceği gibi reddedebilir. Ancak kanıtlar ikna edici düzeyde bulunursa yakalama kararı uygulanabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisine ait bir polis veya başka bir kolluk gücü olmaması sebebiyle yakalama kararının uygulanması büyük oranda devletlerin kendi rızalarına dayanıyor. Yakalama kararı fiiliyatta Netanyahu'nun istediği ülkelere seyahat edememesi anlamına geliyor.
Çünkü mahkeme kararında imzası olan ülkelere gidilmesi halinde tutuklama gerçekleşebilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi şu ana kadar 42 kişi hakkında tutuklama emri çıkarırken bunlardan sadece 21'i üye devletlerin yardımıyla gözaltına alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi kural olarak yargılamalarında dokunulmazlığı her ne kadar geçerli kabul etmese de devletler özellikle devlet başkanları hakkında verilen yakalama kararlarının uygulanmasından dokunulmazlık gerekçesiyle kaçınabiliyor. Sonuç olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkacak tutuklama kararı uygulanmayacak olsa da üst düzey bir devlet yöneticisinin savaş suçu işlediği gerekçesiyle cezaya çarptırılması uluslararası toplum vicdanı açısından oldukça önemli. Ceza alan ülke ve siyasetçi açısındansa büyük bir itibar kaybı anlamına geliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu kararı dünyada nasıl yankılandı? Kimler neler söyledi? Gelin hep birlikte bakalım. Destekleyenler var, tarafsız bakanlar var. Biraz da parantez içinde saçmalayanlar var. Netanyahu ve Galant'a yönelik tutuklama emri 7 ay gecikti. Hamas'tan gelen değerlendirme buydu ve kurbanla cellatı eş tutuyorlar şeklinde de bir açıklaması vardı Hamas'ın. Zira Galant'la birlikte Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkarılırken Hamas üyeleri için de bir yakalama kararı çıkarıldı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden. Bunu da hatırlatmış olalım. Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanı diyor ki, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısının Netanyahu kararı ateşkes çabalarını baltalayabilir diyor. Ve ABD Başkanı Joe Biden, tehditlere karşı her zaman İsrail'in yanında olacağız diyor. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı ABD Başkanı Joe Biden tehdit olarak görüyor. Bakın Ofer Kasif, İsrail Parlamentosu Ortak Liste Partisi milletvekili diyor ki mahkemenin Netanyahu ve Galant kararı doğru ve bekleniyordu diyor. Ve Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan da Uluslararası Ceza Mahkemesi bağımsızdır ve ülkeler mahkeme kararına saygı göstermek zorundadır diyor. Ukrayna ile devam edelim. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski dün itibariyle görevdeki 5. yılını doldurdu. Ülkenin savaşta olması nedeniyle seçim yapılmayacak. Bundan sonraki süreçte Ukrayna liderini bekleyen zorluklar da var. Ayrıntıları gelin birlikte izleyelim. 20 Mayıs 2019'da Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Volodymyr Zelenski'nin 5 yıllık görev süresi doldu. Ancak sıkı yönetim nedeniyle savaş bitene kadar koltuğunda oturmaya devam edecek. Ви повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. Zelenski savaşın başlarında ülkesinde birleştirici güç olarak halkın desteğini kazanmıştı. Şimdilerde ise popülaritesi yok. Siyasi reytingleri düşmeye devam ettikçe bazıları desteğini sağlamlaştırmak için sıkı yönetime rağmen seçimlere gitmeyi tercih edebileceği görüşündeydi. Ancak anketler birçok Ukraynalı'nın devam eden bir savaş sırasında seçimlerin yapılmasını istemediğini gösteriyor. Zelenski de geçtiğimiz aylarda seçimlerin yapılması çağrılarını reddederken aynı fikirdeydi. Seçimleri değil, savaşı kazanmak Ukraynalı liderin hala en büyük önceliği gibi görünüyor. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди, завжди стоятиме слово незалежно. Боремось за це. Вже 730 днів нашого життя. Zelenski savaşı kazanmak istiyor ancak sahadaki durum bunun zorluğuna işaret ediyor. Ukrayna'nın geçen yıl çok beklenen karşı saldırısı umduğu sonuçları getirmedi ve tam tersine Rusya savaşta yeniden üstünlük sağlamaya başladı. Şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık %20'sini kontrol eden Rus ordusu Harkov bölgesinde başlattığı son taarruzda ilerlemeye devam ediyor. Rusya sayıca ve silahça üstün olduğu için Ukrayna'nın daha fazla insan gücüne, mühimmata ve hava savunmasına ihtiyacı var. Ukrayna ile Batı arasındaki ilişkilerde savaşın ilk dönemindeki gibi değil. ABD'nin 61 milyar dolarlık askeri yardım paketi Nisan ayında onaylandı. Ancak Kasım ayında yapılacak seçimlerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi rotasının değişeceğine dair belirsizlik devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde Rusya'ya karşı daha ılımlı bir tutumun ABD politikasında itici bir güç olması muhtemel. Siyasi otoriteler Zelenski'nin oldukça zor bir döneme hazır olması gerektiğini belirtiyor.
Son günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili açıklamaları dikkat çekiyor. Aslında Nisan ayında biliyorsunuz 24 Nisan sözde Ermeni soykırımının olduğu dönemde ve sonrasındaki haftada bu açıklamalar ülke içerisinde ciddi anlamda tartışılıyor. Özellikle 1915 sözde soykırım iddialarına yönelik sözleri bir hayli önemli. Peki Paşinyan neler söyledi? Paşinyan'ın açıklamalarına bir bakalım, sonra da Kafkasya'daki son durumu hep birlikte uzman konuğumuzla birlikte konuşalım. Bakın, Türkler soykırım yapmadı diyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bunu söylüyor ve devamında soykırım iddiasını jeopolitik kaygılar nedeniyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ortaya attı diyor. 1915 travmasını unutmalı ve önümüze bakmalıyız diyor. Yani bizi böyle yetiştirdiler, bizi böyle eğittiler ve yıllardır bir türlü bunun içinden çıkamıyoruz diyor Paşinyan. Artık Azerbaycan'la barış anlaşmasının vakti geldi. Birçok Ermeni çocukları için birçok Ermeni çocuğu ülkeyi terk etti ve artık geri dönmeliler diyor. Nikol Paşinyan'ın açıklamaları böyledi. Şimdi Paşinyan 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni soykırımı iddialarını sorgulayıp Sovyetleri suçlarken Rus yanlısı çıkar çevreleriyle Ermeni muhaliflerin ve diasporasının da hedefi oldu. Paşinyan'ın açıklamalarını doçent doktor Marziye Mehmetli ile birlikte değerlendireceğiz. Marziye Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar Cüneyt Bey. Şimdi bu açıklamalara baktığımızda biraz es geçtik ama tabii dünya gündemi, İran'da yaşananlar, bölgemizde yaşananlar, Gazze'de yaşananlar. Dolayısıyla Paşinyan'a pek kulak veremedik ama içeride ciddi tehditler ve hatta ihanetle suçlayanlar var. Gerçekten Paşinyan'ın bu açıklamalarını samimi buluyor musunuz ve soykırımı inkar etti mi size göre bu açıklamalarıyla Paşinyan? Şimdi Ermenistan karşısında hep iki sorun vardı. Biri Karabağ meselesiydi. Karabağ meselesi bildiğimiz gibi 2020 yılındaki 44 günlük savaş sonrasında ve daha sonradan da 2023 yılının Eylül ayındaki Azerbaycan'ın yaptığı operasyonlar sonrasında zaten bitmiş oldu ve Ermeniler bunu istemeden zaten çözümlenmiş oldu bir sorun onlar için. İkinci bir sorun, en büyük sorun tabii ki Ermenilerin sözde soykırım meselesidir. Ermenilerin sözde soykırım meselesiyle ilgili her 24 Nisan'da biliyorsunuz sadece Ermenistan Cumhurbaşkanları değil ya da Ermenistan siyasileri değil, aynı zamanda dünyadaki siyasiler bununla ilgili görüşlerini bildirirler. Ve 24 Nisan 2024 yılındaki yazılı bir açıklamasında Paşinyan aslında bu olayı hem soykırım hem büyük facia olarak adlandırmıştı. Ancak yeni gelen haberler budur ki gizli bir görüşte Ermeni Türklerin herhangi bir soykırım yapmadığını söylemiştir Paşinyan. Ve bununla ilgili de zaten son zamanlar hem Ermenistan basınında hem diğer devlet dünya devletlerinin basınlarında bununla ilgili bir görüşler yer almıştır. Şunu söylemek istiyorum. Ermenistan Devlet Başkanlığı bizim gördüğümüz kadarıyla gelmiş geçmiş en pragmatik bir politikacıdır. Bugüne kadar Ermenistan'ın başına gelmiş desem yönetimine gelmiş en büyük pragmatik, gerçekçi bir politikacıdır. Her ne kadar soykırım meselesiyle ilgili, sözde soykırım meselesiyle ilgili konuşmalar yapsa da öncesinde, çünkü onun 2022-23 yıllarındaki görüşleri de vardır ve burada soykırım olarak nitelendiriyor. Ama biliyorsunuz artık son zamanlar Kafkasya'da konjektür değişmiştir ve konjektür değiştiği için de Paşinyan şunu çok iyi anlıyor. Bölgenin iki büyük devleti var. Biri Türkiye'dir ve yine Güney Kafkasya'da en büyük devlet Azerbaycan'dır ve her iki devletle düşmanlık yaparak, her iki devletle kötü ilişkiler sürdürerek Ermenistan herhangi bir yere çıkmayacaktır. Peki muhalifler nasıl düşünüyorlar? Tabii ki de Paşinyan'a karşı 2020 savaşı kaybeden... Tam onu soracaktım aslında Marzi Hocam. Yani ülke içinde diaspora ve muhalifler de dahil olmak üzere siyaseten bunun sonuçlarının ağır olacağını bile bile bunu söylemesinin sebebi, evet, Kafkasya'daki o istikrar, ekonomik ya da işte enerji, pek çok başlığı içine sığdırabiliriz. Ermenistan da bunun içine dahil olmak istiyor. Yani biz orada sözde soykırım içinde takılıp kalmayalım. Değişen dünyaya, bölgeye biz de ayak uyduralım. Paşinyan bile bile lades mi dedi diyelim.
Kesinlikle şöyle söyleyeyim, Paşinyan her ne kadar biz muhalifleri de duysak ya da lobby ile ilgili konuşsak ama Paşinyan 2021 yılında zaten halkın desteğini almış bir insandır. Sonuçta 2020 yılındaki Karabağ Savaşı'nı kaybeden bir lider bir sene sonra, bir sene olmadan bile tekrardan başbakan seçildi. Ve bu şunu gösteriyor, aslında Ermeniler de bu şekildeki politikalardan yorulmuşlar. Çünkü bölgeye baktığımızda şu an için ekonomisi en geride kalan devlet Ermenistan'dır. Evet. Azerbaycan olsun, Gürcistan olsun, o bağımsızlıklarından sonra hem ekonomik, hem ticari, hem siyasi, hem askeri olarak gelişmiş devletlerdirler. Özellikle Azerbaycan, yani Ermenistan'ın esas rakibi olan Azerbaycan gelişmiştir ve onunla kıyasladığımızda Ermenistan çok geride kalıyor. Lobi tabii bu meselede çok rahattır. Çünkü lobi, diaspora dediğimiz insanlar yurt dışında oturuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük lobileri Ermenilerin, Fransa'da en büyük lobileri ve onların herhangi bir Ermenistan ekonomisiyle ilişkileri yoktur. Ve oranın vatandaşı olarak bir nevi oradan da faydalanıyorlar. Bu sözde soykırım meselesinden de faydalanıyorlar. Ve bu yüzden de bu sözde soykırım meselesinin uzaması aslında onların işine geliyor. Bunu Paşinyan çok iyi anlamaktadır. Ve şunu da biliyor ki Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeden herhangi bir adım atamayacaktır. Çünkü Azerbaycan'la Türkiye stratejik ve ebedi bir müttefiktir. Azerbaycan'la Türkiye bu meselede her ne kadar Azerbaycan'la ilişkilerini iyiye doğru götürse de Azerbaycan'la ateşkes imzaladıktan sonra 2020 yılının 10 Kasım'ındaki anlaşmanın maddelerine uymaya çalışıyor şu an. Hatta köyleri bile geri vermeye başlamıştır. Biliyorsunuz görüşmeler var ve sınırların tekrardan 1921 yılındaki haline getirilmesiyle ilgili anlaşmanın maddelerine uyulmaktadır. Ve Azerbaycan da bu politikayı, iyi politikayı yürüttükten sonra Türkiye ile de aynı şeyi devam ettirmek zorundadır. Çünkü 2024 yılının 11 Kasım'ında Azerbaycan'da Birleşmiş Milletler'in çevre değişikliği ile ilgili, iklim değişikliği ile ilgili konferansı olacak. COP29 yapılacak ve ilk defa Ermenistan'da muhtemelen burada iştirak etmek isteyecektir. Yani bölgedeki o programlardan, bölgedeki gerçekleştirilen planlar, programlardan Peki. geride kalmak istemiyor. Projelerden geri kalmak istemiyor. Hatta bu anlaşmayı yani barış anlaşmasını, Azerbaycan'da barış anlaşmasını Kasım ayına kadar imzalayacaklarını düşünüyoruz. Bunu Paşinyan çok iyi anlıyor. Zaten son zamanlardaki politikalarına dikkat ederseniz sadece Rusya değil, sadece Avrupa Birliği değil, Amerika Birleşik Devletleri değil. Yani her üç büyük güçle, dünyanın büyük evet, gücüyle aynı zamanda da bölgedeki büyük devletlerle iyi politikalar yürütmekten yanadır. Paşinyan'a karşı tabii ki de muhalifler olacaktır. Sonuçta Ermeni halkının Paşinyan'ın da kendi itiraf ettiği gibi bununla ilgili bir psikolojik olarak bilinçaltı bir sorunu vardır. Sonuçta 1915'ten sonrasında her ne kadar Ermeniler o bilinçte olmasalar da daha sonradan büyük güçler İngiltere olsun veya Rusya'yı özellikle suçladı Marzi hocam yani onu gördük. Özellikle de 1940'lı yıllardan sonra Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine sebep olan bir madde olarak da bunu ileri sürmektedir. Peki. Ve aslında bu meselenin de Ruslar tarafından ortaya atıldığı söylemektedir. Yani bu şekilde her ne kadar Ermeniler de bu bilinç altında yaşasalar da, bunu bu sorunla yaşasalar da artık Ermenistan bir devlet olarak geçmişini unutmadan ama bu soykırım meselesi, sözde soykırım meselesine takılmadan geleceğe doğru gelişmesini önermektedir Paşinyan ve bu meselede aslında başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü herhangi bir yeni seçimde gözükmüyor diyebilirim. Marzi hocam çok teşekkür ederim katkınız için. İyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler, sıra dışı tarzı ve kararlarıyla sıkça kendinden söz ettiren Arjantin'in Cumhurbaşkanı Javier Milei bu kez İspanya ile diplomatik krize neden oldu. İki ülke arasında ilişkiler kesilme noktasında, nedenini de Yasemin Işık anlattı. Arjantin ve İspanya arasında neler oluyor? Tartışmalı söylemleriyle bilinen Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı aşırı sağcı bir siyasi toplantıda İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in eşine hedef aldı.
Miley, Begona Gomez'in geçirdiği soruşturmaya atıfla "Eğer yolsuzluk yapan bir eşiniz varsa iş daha da çirkinleşir." dedi. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bu sözler iki ülkeyi adeta diplomatik krizin eşiğine getirdi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Arjantinli Büyükelçiyi çağırarak Milei'nin hem İspanya'ya hem de ülkenin liderine hakaret ettiğini söyledi ve ardından özür talep etti. España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Arjantin'in yanıtı ne oldu? İspanya hükümetinin tepkisi abartılı bulundu ve özür dilenecek bir durum yok denildi. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Peki Arjantin'in İspanya'ya karşı bu kadar saldırgan olmasının ardında ne yatıyor? Pedro Sánchez, Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanan bir lider. Javier Milei ise İsrail'e verdiği koşulsuz destekle tanınıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Netanyahu ile görüşmüş, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını söylemişti. Yani Milei'nin Sánchez'e hedef almasının nedeni Filistin'e desteği olabilir mi? Türkiye'de doğurganlık hızı en düşük seviyeye kadar indi. Peki istatistiklerde neler öne çıkıyor? Demografik değişim ülke çapında nasıl yaşanıyor? Yasemin Işık anlattı. 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu açık söylüyorum. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi. TÜİK verileri bize ne söylüyor? Doğurganlık hızı bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı anlamına geliyor. 2001 yılında 2,38 olan bu oran 2023 yılında 1,51'e düştü. Bir ülkede nüfusun azalma eğilimine girme eşiği, yani yenilenme düzeyi ise 2,1. Türkiye'de doğurganlık hızı 2016'dan bu yana yenilenme düzeyinin altında seyrediyor. Peki bu demografik değişim ülke genelinde nasıl yaşanıyor? Zaten 10 yılı aşkın süredir İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerde doğurganlık oranı 2'nin altındaydı. Artık daha ufak şehirlerde ve kırsal bölgelerde de benzer bir düşüş seyri var. Tabii bazı Doğu ve Güneydoğu illerinde doğurganlık hızı yüksek olmayı devam etse de buralarda aslında geçmiş yıllara kıyasla düşük. Bu gördüğünüz grafikte de doğum oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller var. Buna göre doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise Bartın. Doğum oranları yıllardır siyasetçilerin de gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000'li yılların başında sık sık en az 3 çocuk yapmaya teşvik eden açıklamalar yapıyordu. Gelinen bu nokta Erdoğan'ın çağrısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyordu. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor. Nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Şimdi haberi izledik. TÜİK verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bize ne söylüyor? Sosyolog, doçent, doktor Gökçen Çatlı canlı yayında konuğumuz olacak. Gökçen Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar Cüneyt Bey, merhabalar. Şimdi TÜİK verilerine baktık, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktık. Toplum genelinde 2000'li yıllardan itibaren böyle bir çocuk sahibi olmanın hep sürekli ötelendiğini görüyoruz. Tabii burada sosyolojik ve ekonomik etkileri de içine koyabiliriz. Neden öteliyoruz? Başka sebepleri olabilir mi sosyolojik? Elbette. Çocuk yapmak aslında çok daha geleneksel toplumlarda çok daha sık görülen bir husustur. Dikkat ederseniz ekonomisi çok daha düşük toplumlarda
kadın başına düşen çocuk sayısı 4, 5 ve üstüdür. Gelişmiş ülkelerde kadın başına düşen çocuk sayısı 1-2 arasında değişmektedir. Aslında yani çocuk yapma... gelişmişlik çocuk sayısını düşürüyor mu hocam? Ben onu anlıyorum galiba bu açıklamada. Şöyle, iki türden bakabiliriz bu meseleye. Evet, hem bunun olumlu bir tarafı var. Daha az çocuk aslında daha bilinçli birey manasına gelebilmektedir. Bunun tabii derinlemesine incelenmesi gerekiyor aile aile değişmekle birlikte. Öte taraftan olumsuz tarafı çocuğun azalması, şöyle düşünün, iş üretecek kesimin 10 yıl, 20 yıl sonra azalması demek. Dolayısıyla yeni nüfusun katılımdaki azlığı aslında vergilerin sadece belli bir toplumun belli bir bölümüne sırtının bu ağırlığın yüklenmesi demektir. Düşünün ki bir toplumda daha çok emekliler ve yaşlılar grubu daha fazla olsun ve genç ve çocuk sayısı çok daha az olsun. Bu ne manaya gelir? Çocuklarda, gençlerde 5-10 yıl sonra onlar çalışan grubu oluşturacaklar ve vergi ödeyen, çalışan yani toplumun aslında işlevsel olan kısmını sırtına yükleyen ve göğüsleyen kısım ne kadar azalırsa yük onların üstünde daha çok olur. Bu manada aslında devletlerin ekonomisi çok iyiyse kadın başına düşen bir veya iki çocuk sayısı daha az sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Ama toplumda çok hızlı bir oranda genç nüfusta düşüş varsa, doğurganlıkta düşüş varsa bu aslında bir açıdan toplumsal bunalımı da gösterebilmektedir. Benim az evvel cümleme başlarken söylediğim aslında az çocuk gelişmişlik göstergesidir dediğim örnek çok uzun süredir aslında çok gelişmiş ülkeler için verdiğim bir örnekti. Evet. Onlar neye dikkat ediyorlar? Yaşam mutluluk oranına, işte refah seviyesini daha iyi nasıl hale getirebiliriz diye. Esasında baktığınızda evet Türkiye'de az evvel bilgilendirme yapıyorken de belirttiğiniz gibi İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok daha kozmopolit bölgelerimizde kadın başına düşen çocuk sayısı uzun yaklaşık 10 yıldır azalmıştı. Biz bugün bunun Anadolu'da ve Doğu'da, Şanlıurfa'da dahi kadın başına düşen çocuk sayısının azaldığını görüyoruz. Bu bir yandan aslında bilinçlenmeyi de gösteriyor ama Covid yaşadık, deprem yaşadık, küresel bir ekonomik kriz var. Tüm bunların yanında da aslında kadınların, ailelerin çocuklara bakabilme, onlarla nasıl söyleyeyim, sosyal hayatı, kültürel hayatı göğüsleyebilmekten de korktuklarını, bireyselleşmenin daha öne çıktığını göstermektedir. Dediğim gibi iyi tarafı da var. Anladım. Alarm ve... Peki ikinci sorum gerçekten şu Gökçen Hocam. Şimdi 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler hatta 90'lara kadar geldiğimizde genelde işte geleneksel Türk aile yapısında yani en kötü 2 ya da 3 kardeş. Hatta 4, 5, 6 yani ben kendimden örnek vereyim 7 kardeş. Dolayısıyla bu sayının giderek azaldığını ve çekirdek aileye doğru giden bir yapımız olmaya başladı. Yani anne, baba ve tek çocuk. İkinci çocuk da acaba kardeş olsun mu diye yani o iş ikinci kardeş, üçüncüsü belki. Hani Sayın Cumhurbaşkanı üç çocuk, en az üç çocuk vurgusunu yapıyor. Biz dolayısıyla bu çekirdek aileye dönüşürken önümüzdeki yıllarda da nasıl risklerle karşı karşıya kalacağız? Birkaç dakikamız var Gökçen Hocam. Özetlemenizi isteyeceğim. Ya. Tabii yani küçülen aileyi hep şöyle bir tehdit olarak görülüyor. Acaba aile kavramı ortadan kalkacak mı? Hayır. Aile insanoğlunun en eski yazısız toplumsal sözleşmesidir. Ama ailenin içeriği değişmektedir. Daha geniş aileden sizin de belirttiğiniz gibi çok daha çekirdek aileye geçme sebebi küresel ekonomi ve bakınız bundan 50-100 yıl önce bir bireyin yetişmesi, eğitim alması,
bu kadar çok sorunsal değildi. Çünkü eğitim sadece belli bir kesimde veriliyordu. Çok üst tabakalarda eğitim alma hakkı vardı. Evet. Bugün baktığınızda değişen vatandaşlık haklarıyla, insan haklarıyla birlikte kişinin ekonomik durumu her ne olursa olsun eğitim alma hakkı ve insan olma hakkı toplumun her kesimine ulaşmış durumda. Dolayısıyla insanlar dünyaya getirdikleri çocukları çok daha iyi bir ortamda yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak istiyorlar. Ve bunu yapıyorken de gelecek korkusu yaşıyorlar. Mesela bu COVID bu manada ailelerin bakış açılarını çok fazla değiştirdi. Evet. 2000 krizi, dünyadaki ekonomik kriz bu bakış açısını çok fazla değiştirdi. Geçmişte çok daha çekirdek aile yapımız yoktu, daha gelenekseldi. Çünkü bir çocuğun sorumluluğu kaynana, kayınvalide, kayınpeder gibi bütün aileye o sorumluluk peyderpey dağıtılabiliyordu. Bir çocuğun sorumluluğu bugün, hele ki anne baba çalışıyorsa, anne babaya da mesuliyeti arttırmış durumda olduğundan, çalışmanın, kadınlarda çalışmanın da yükselmiş olmasından dolayı daha az ama daha kaliteli bireyler yetiştirmeye doğru da gidilmekte. Ülke bazında bakıldığında elbette daha az nüfus, daha az doğurganlık daha doğrusu, evet, ülkeler için bir kriz durumudur da. Çünkü bu hızlı düşüşün sebebi bir kere ortaya konulan emek ve işte de sadece çalışanlar üstünde bir yoğunlaşma ve bir baskı da olacağının göstergesi. Gelecek 10-20 yıl içinde kişi başına düşen vergi oranında da buna mukabil bir artış olacaktır. Bizim ülkemizde doğurganlığın azalması başka daha az gelişmiş ülkelerden buraya göçü de tetikleyebilecektir. Bakınız hocam, tüm dünyada göç. Hocam aman göçe girmeyelim Gökçen fazla. Hocam. Süremin de sonuna geldiğim için araya girdim. İstemeyerek bölmüş oluyorum ama önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl ya da 50 yıl sonrasında Türkiye'nin nüfusu yaşlı mı olacak, genç mi olacak? Ne kadar genç nüfusumuz olacak? Belki bugünden yapılan uyarıların ne olduğunu da belki önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Çok teşekkür ederim katkıda bulunduğunuz için. Şimdilik Elbette. İyi akşamlar diliyorum. Elbette. Çok sağ olun. Siyasette devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Kobani davası, yani HDP tarafından dile getirilen ama 6-8 Ekim olayları davasıyla alakalı eski HDP'li siyasetçilerin terör suçundan çarptırıldıkları cezaların HDP'nin kapatma davası için kanıt niteliğinde olduğunu söyledi. HDP ve uzantısı DEM Parti bugün değilse ne zaman kapatılacaktır diye sordu. Geçtiğimiz hafta 108 sanığın yargılandığı 6-8 Ekim 2014'teki sokak eylemlerine ilişkin davanın karar duruşması görülmüş. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le eski milletvekili Emine Ayna 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 6-8 Ekim olaylarını kimse mazur ve meşru gösteremez. İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor. Bundan da mağdurlar ve demokrasimiz adına memnuniyet duyuyoruz. Dava ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri, eski HDP'li siyasetçilerin terör suçundan çarptırıldıkları cezaların Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'nin kapatılması davası için kanıt niteliğinde olduğunu söyledi. PKK ile HDP arasındaki organik ve örgütsel bağ hukuken tescillenmiştir. Peki Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasını niçin sürencemede bırakmakta, kararın açıklanmasını niçin sürekli ertelemektedir? HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır? Peki 6-8 Ekim olayları davasından çıkan kararın HDP'ye açılan kapatma davasına bir etkisi olur mu? Anayasa Mahkemesi'nde yürüyen süreçte de dosyanın içeriğinde de zaten 6-8 Ekim olaylarına ilişkin bu davanın dosyasında bulunan delillerin tamamı orada da var zaten.
Ya bu süreci hızlandırır mı? Tabii ki hızlandırır. Kapatma davası nedeniyle HDP'nin ismi önce HDP, ardından DEM olarak değiştirilmişti. Peki bu tabela değişikliği DEM Parti'yi AYM'deki HDP'nin kapatılması davasından koruyabilir mi? Hayatın olağan akışı, her iki partinin siyasi söylemleri, her iki partinin tüzüğü ve ortaya koyduğu hem Anayasa 68 hem Siyasi Partiler Kanunu 101 ve 103. maddenin hükümlerine ilişkin tavırlar ve fiiller çok net bir şekilde bu iki partinin de eylem birlikteliği içerisinde olduğunu, bir hiyerarşik yapı silsilesi içerisinde bir yerden diğer bir yere geçiş yaptığını ortaya koymaktadır. Bu DEM Parti ile ilgili bir an önce soruşturma başlatılarak Anayasa Mahkemesi'ndeki dosya ile CMK gereği birleştirilmesi ve her iki davanın birlikte yürütülmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir. Bilim insanları 4000 yıllık eserlerin inşasıyla ilgili önemli ipuçlarına ulaştı. Ayrıntılar Yahya Ancı'nın haberinde. 4000 yıldır ayakta duran Mısır piramitlerinin nasıl inşa edildiği hala gizemini koruyor. Bilim insanları bu konuda pek çok çalışma gerçekleştirdi. Son olarak ABD'deki Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi bir çalışma yürütüyor. Araştırmaya göre piramitler Nil Nehri'nin uzun süre önce kaybolmuş olan bir kolu sayesinde yapılmış olabilir. Nil'in bu kolu günümüzde çöl ve tarım arazilerinin altında kalmış durumda. Bilim insanları nehrin kayıp kolunu haritalandırabilmek için radar uydu görüntüleri, tarihi haritalar, jeofizik etütler ve sediman karotlama gibi teknikler kullandılar. Araştırma ekibi nehir kolunun lokasyonunu tespit edip burada inşaat malzemeleri ve işçileri taşıyan bir su yolu olduğunu kanıtlayan verilere ulaştı. Araştırma raporunda nehrin piramitlere yakınlığının inşa sürecinde bu nehir kolunun aktif ve operasyonel olduğunu kanıtladığı bildiriliyor. Arkeologlar uzun yıllardır piramitlerin inşasında kullanılan taş bloklar ve diğer malzemelerin yakınlardaki bir su yolu üzerinden taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Yıllarda dijital dünyada birçok yenilik popüler oldu. Bunlardan biri de nitelikli fikri tapu, yani NFT'lerdi. Ancak ilk çıktığı zamanlarda büyük çıkış yakalayan bu NFT'lerin adı artık bu aralar pek duyulamaz oldu. Hatta NFT'lerin değerinin ciddi anlamda düştüğü de söyleniyor. Biz de bu akşam bu meseleyi biraz konuşacağız. Dijital dünyadaki o değerli NFT'lere ne oldu? Blockchain Yapay Zeka Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlerle beraber. Devrim Bey hoş geldiniz. Sevgili Cüneyt Bey merhabalar. Ne oldu NFT'lere diye şöyle bir başlayayım. Nerede bunda? Kaç ay önceydi? İlk yapmış olduğumuz sohbetlerimiz 7-8 içerisinde. 7-8 ay önceydi galiba, evet, hatırladığım evet. Kadarıyla. O dönemlerde baya bir sohbetini yapmıştık. Yani bir yıl öncesi diyelim. Evet. Hani ciddi paralar, ciddi değerler biçiliyordu NFT'lere. Neden böyle oldu? Öncelikle bir hatırlamayanlar ya da unutanlar için bir tanımını tekrar gerçekleştirmiş tabii, nitelikli olalım. Nitelikli fikri tapu. Nitelikli fikri tapu değiştirilemez, herhangi bir şekilde tekil halinden bozulamaz bir yapıda. Bu kripto paraların kripto varlıklara dönmeye başladığı ilk aşamalar olarak karşımıza çıkıyordu. Biliyorsunuz orada bir yatırım süreci özellikle kripto paralar tarafında paraya karşılık gelirken bu tarafta nitelikli fikri tapu olarak karşılığımıza çıkan NFT'ler bu sürecin diğer dünya varlıklarını da bir şekilde bizim hayatımızda var eder hale getirmeye başladı. 2021 dönemi içerisinde bunları çok fazla görmeye başladık. Zira o dönemde pandemiyle birlikte herkes evine kapandığında özellikle sanat ekosistemi içerisinde hiç varlık gösterememiş ya da bu herkes evine çekildiğinde işte eldiliyle bir şeyler yapmaya çalışan insanların sattığı şeyleri sanatçılar ya da o etkinliği gerçekleştiren insanlar ne yazık ki karşılarında bir sunu bulamadıkları için bunu dijitale dökmeye başladılar ve dijital sürecin içerisinde de özellikle dijital sanatla birlikte bu ekosistem çok gelişmeye başladı.
Tabii bunun keyfi çıkmaya başladığında da işin bir taraftan da hem satışı gerçekleşmeye hem de oradaki bir yatırım süreci ekonomik olarak kendini göstermeye başladı. Biliyorsunuz biz artık o kadar hızlı geçen bir toplum süreci içerisindeyiz ki dijital tarafta bir şey böyle parlamaya başladığı andan itibaren onu hemen alıyoruz, hızlıca tadına bakıyoruz. Eğer hoşumuza giderse kendimize göre onu modifiye edip bir anda da karnımız doyduğunda da artık dönüp bakmaz hale gelmeye başlıyoruz. NFT'lerde o süreçten bugüne gelene sadece kadar... Sadece bizde mi böyle yoksa dünyada mı böyle? Dünyada da bu şekilde. Ancak bitti ya da yok oldu demek çok doğru olmayacaktı. Zira... Tam olarak şu anda bu mecrada durum ne? Tam olarak şu anda NFT'lerde. Şu anda bu ekosistem kabuk değiştirir hale gelmeye başladı ve NFT'nin yani nitelikli fikri tapunun yerini bizim gerçek dünya varlıkları olarak nitelendirebileceğimiz çok daha büyük bir bakış açısıyla her türlü sektöre ve her türlü bizim dünya varlığını tokenize edebilmemiz yani onu konvansiyonel dünyadan alıp dijitale taşıyabilmemizi sağlayan yepyeni bir adıma dönüşmeye başladı. Bu ekosistem içerisinde bugüne kadarki bizim kağıt ortamından nasıl dijital sistemlere geçtiğimiz bir dönem vardı. Onun aynısını günümüzde yaşar hale gelmeye başladık. Şimdi 17 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyorduk değil mi? Ciddi bir rakam. Yani bir yıl, iki yıl öncesine kadar tabii değil ki, mi? Tabii ki. Şu an ne oldu? Bu yine 17 milyarı koruyor mu yoksa eridi mi? Şu anda çok daha büyük meblağlara ulaşılabilmesi amacıyla bunu daha konvansiyonel dünyada entegre etmeye çalıştılar. Onun da nedeni şu. Bugüne kadar NFT'ler üzerinden elde edilmiş olan gelirlerin hepsi sadece duvarınıza asmış olduğunuz bir tablo gibi bir dijital sanat eseri olarak kaldı. Ve sürdürülebilirliği olmadı. Yani bunun üzerinden bir karşı tarafta alıcı bulamadığınız zaman ekonomisi oluşmadı. Ve o pazar ekosistemi. Ne yazık ki durgunluk yaşanmaya başladı. Hatta hatırlarsınız gene bir sohbetimizde dile getirmiştik. Metaverse ekosisteminde bunlar NFT olarak artık arazilere dönüşmeye başladı demiştik. Evet. Şimdi bu kavramsal yapılar dönüştüğünde de real world asset olarak belki bizi izleyen, dinleyen seyircilerimiz denk gelmişlerdir ya da bundan sonra daha fazla denk gelecekler. O da şu anda sektör ne olursa olsun aklınıza gelebilecek her türlü dünya varlığını bir şekilde dijitalize edip yani onu tanım olarak bu tarafa aktardığınız zaman, dijital ortama aktardığınız zaman iki nokta arasında transfer edilebilme yapısını sağlar hale O zaman hani bazı değerlendirmeler var işte NFT'ler çöp oldu. Demek doğru değil o zaman. Değil. Elimizde bir varlık olarak duruyor ama ta ki alıcı bulana kadar. Yani belki de çok... Yani aldığım bir NFT diyelim ki 15 bin dolara bir şey aldım. Evet. Duruyor bende. Duruyor. Ve başka örneği yok. Sadece bana ait. Belki antika değeri olacak belli bir süre sonra. İşler şu anda o tarafa evrilmeye başladı. Ama bunun pratikte, günlük hayatta kullanım süreci içerisinde NFT'leri biz çok daha farklı konseptlerde görmeye başladık. Mesela kiralanabilirlik çıktı. Mesela kazanılabilir yapıları çıkmaya başladı. Mesela transfer edilemeyenleri çıktı. Yani bu süreç kimlik değiştirmeye başladığı zaman arka plan içerisindeki tüm bu dengelerin hepsi o yeni modellere evrildi. O zaman ben şunu anlıyorum. Bu sistemi kuranlar şu an bu işi... daha cazibeli hale getirmek için bir şeyler mi? Bir şeyin arayışı içindeler mi? Cazibeli demeyelim, su akar yolunu bulur diyelim. O daha doğru. Aslında yani şu, yani evet 2024 yılındayız. Gelecekte ben NFT diyorum size, tabii NFT ki, tabii. diyorsunuz. Ne bekliyor yani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra? Çünkü biz bir yıl önce konuştuğumuzda evet daha da değerlenecek. Burada yorumlarınız o şekildeydi. Evet. Şimdi... Kimileri işte bak bir balondu, balon patladı deniliyor, işte çöp oldu diyenler var. Mesela 5 yıl sonra ne olacak NFT'lere? O dönem içerisinde çok fazla sanat kesimiyle özdeşleştiği için hep o dijital sanat tarafında kalmıştı. Ama şu anda bütün bunların hepsi elimizde nasıl alıp da duvarımıza asmış olduğumuz tablolar bizim bir alıcıya onu devredene kadar bir ekonomik değere sahip değilse şu anda onlar nadasa bırakılmış halde kaldı diyebiliriz. Ama benim şu anda görmüş olduğum bu NFT'lerden ya da NFT'lerden bu dünya gerçek dünya varlıklarına evrilmeye başladığımız andan itibaren artık bizim iş yapış şekillerimiz değişmeye başlayacak. Yani bir örnek verecek olursak sizin bir arsanız var diyelim. Bu arsayı satmak üzere sadece bağlı bulmuş olduğunuz mahalledeki emlakçılara bunun yetkisini veriyorsunuz. Ya da kendiniz orada bir süreci işletiyorsunuz. Ama bunu dünya üzerindeki bütün insanlığa açabilme imkanı sunar hale geleceksiniz. Ve bu belki bugün onu atıyorum bir 100 bin liraya satacakken belki oraya 300 bin, 500 bin lira değer verebilen çok daha geniş ve tabana yayılmaya başlayan bir platform haline gelecek. Oradaki bizim bugün
kullandığımız her türlü sertifikasyon kavramı esasında sahipliğin temelini de değiştirecek. Yani hep evin ruhsatı, arabanın tapusu, özür dilerim, evin ruhsatı, evin tapusu, aracın ruhsatı mantığındaki bütün her türlü kavramların hepsini bu dijital ortama geçiriyor olacağız. Şimdi 17 milyar dolarlık bir şeyden bahsettik ya. En değerli NFT ne kadar şu anda? Şu anda milyon dolarlara satılanlar olmuştu. Hatta o dönemde... Tablo değil mi bildiğimiz, yani şu an ekranda yansıyor. Evet, maymunlar vardı hatırlarsanız. Evet, evet, onlar evet. Sonrasında Crypto Kitties adını verdiğimiz kediler çıkmıştı. Hı-hı. Orası daha sonrasında hayvanat bahçesine dönmeye başladı. Ya, ne kadardı o? Ne kadar satılmıştı 69 milyon dolara satılmış olan bir NFT vardı. Sonra bu NFT'lerin kavramları artık bir topluluk yönetimine dönüşmeye başladı. Hı-hı. Siz bugün nasıl bir takım tutuyorsanız, nasıl bir şeye gönül veriyorsanız, orada da o esasında onun giriş kapısını yani açan bir anahtara dönüştü. Picasso'nun tablosunu alır gibi yani. Kesinlikle. Hatta işler şuraya devrilmeye başladı. Mesela işte Louvre Müzesi'nde duran Mona Lisa'dan hep örnek veriliyor. Evet. Onun değeri, örnek verelim, 1 milyon dolarsa onu 1 milyon parçaya bölerek birer dolardan hisseli bir hale getirerek sizin de o esere dokunabiliyor olma yetinizi gündeme getirmeye başladı. Bu da tabii ki emlak sektörüne mesela getirdiğiniz zaman, bugün İstanbul'da işte Boğaz'da bir yalı alacağınız zaman milyonlarca dolar civarında olması gerek. Ama siz ona artık bir yatırımcı olarak cebinizde işte 10 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira varsa bile sahiplik değerinde katılabilir hale geldiniz. Peki Devrim Bey, bitireceğim. Şunu anladım. Elinde NFT'leri olanlar üzülmesinler. Şimdilik böyle ama birkaç sene sonra bunlar yine değerinden alıcılarını bulacaktır. Satabileceksiniz. Yani üzülmelerine gerek yok. Onu anlıyorum. Yok. Üç vakte kadar biraz sabır. Üç vakte kadar. Peki. Devrim Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bir araya gidelim. Dönüşte sporun gündemine bakacağız. Sporun gündemiyle birlikte ana haberin de sonuna geldik. Mutlu akşamlar. Hoşça kalın.